Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Better Toy K Plus modunda oynadığımız serinin 6. bölümüne tekrardan karşınızdayım. Evet, en son hatırlayacaksınız ki baya baya Almanların içinden geçmeye devam ediyorduk. Bir yandan şimdi bununla beraber gördüğünüz gibi İtalyan ana karasının neredeyse yarısını fethetmiş durumdayız. Roma'ya ilk giren birlikler Türk birlikleri. Bununla birlikte an itibariyle aslına bakarsanız da Mussolini devrildi. Mussolini'nin devrilmesiyle birlikte birazdan iç savaş başlayacaktır. İç savaş başlamadan ne kadar ilerleyebilirsek kar diyerekten ilerlemeye devam etmeye çalışıyorum. Visi Frans şu anlık savaşta değil, oraya asker yani uğraşmayacağım abi bu noktaya asker çekmekle ayırmakla. Onun yerine direkt olarak ana cephelerimizdeki ilerleyişimizi tam gaz hızlandırmaya devam etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi İtalyan ana karasında ne kadar ilerleyebilirsek kar diyerekten çok hızlı şekilde ilerlemeye devam etmeye çalışacağım. Etiyopya an itibariyle majör bir devlet. %36 ile savaş katkımız zaten bizim en büyük seviyede. %20'ye düştüğü takdirde İtalya düşecek. %40 bandında şu anda. Bakalım düşürebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi siyah giyinen adamlar bu noktalarda gezmeye devam ediyorlar. Buradaki Milano'dakileri bir yakalamaya devam et abi. Milano'da madem ki 3 tane İtalyanı yakaladık, onları sıkıştırıp imha etmeye devam edelim. Tankçılarımız çok güzel bir seviyede ilerleyişe devam ediyorlar. Bu tankçılardan aldığımız ilerleyişi de daha da hızlandırarak ilerleyişimizi perçinlememiz gerekiyor artık. Budapeşte de bir tane Alman piyadesi varsa o Budapeşte'deki Alman piyadesini indirip Budapeşte'yi de devirerek Macar'ın da yıkılmasını sağlayabiliriz. Macar şu an ne durumda abi? %64'te Budapeşte'nin düşmesiyle düşmeyecektir. Ama çok da fazla gücü yok demek oluyor bu bir yandan da. Şu noktaya doğru bir ilerlemeye çalış bakalım sen ilerleyebilecek misin? Alman oraya senden hızlı gelir de. Abi gayet iyi şekilde gerçekten piyademizin ilerleyişi çok çok iyi seviyede. Yani şey sıkıntılı kısmı Romanya devrildikten sonra yeni gelen Romanya çok iyi gelmedi abi. Çünkü adam faşist. Faşist olduğu için sıkıntı bir nebze olsun. Adam aynı zamanda hem komüniste gitmiş hem non-aligned'e gitmiş. Yani demokrasiye doğru gitmiş. Ve faşist taraf biraz da daha güçlü olduğu için Michel'i tekrardan tahta geçirmesi söz konusu. Allies, Axis ve Komiserine katılma ihtimali de yüksek. Yani Romanya'nın durumu biraz kritik. Bizi bir anda hiç beklemediğimiz bir anda Almanya gibi arkadan vurabilir. Yani en büyük desteği yine biz vermeye çalışıyoruz ona ama yine de Romanya bu abi ne yapacağı belli olmaz. Güvenilir Romanya adı üstünde yani. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Hadi abi devam devam devam. İtalya iç savaşı yemeden İtalya'yı devirebilirsek kafi abi. Bakalım ne kadara düşmüş. An itibariyle %28. Ha buralara ilerliyorsun. Yani boş toprak. Mussolini devrildiği için zaten çoğu noktada artık asker bile yok. O yüzden rahat rahat ilerleyişe devam etmen lazım. Macar devrildi abi. İşte bu çok güzel bir haber. Yani Macar devrilmez diye umut yani düşünüyordum. Budapeşte'nin düşmesinin ardından ki ama Macar devrildi. Bu da hem bizim burada bir ufak toprak hem de Sovyetlerin burada toprak kavuşmasına sebep oldu. Yani ondan ziyade bunların burada ana hattı bozulması bile bizim için kafi. Gördüğünüz gibi zaten tüm Macar hattını Almanlar tutuyormuş ki hat bozulmadı abi. İtalyanlar burada arka tarafta cephe tutuyorlarmış belli oluyor. Bakalım İtalya'nın durumu ne olacak? Ne zaman düşecek ya da düşürebilecek miyiz? Orası bir nebze önemli. Dediğim gibi iç savaş yemeden düşürebilirsek bizim için kafi. An itibariyle düştü İtalya'da abi. İtalya'nın düşmesi dert değil. İngiliz aldı kalan toprakları da o biraz dert. Neyse savaştan sonra biz oraları çözmeye çalışırız. Yapacak bir şey yok. Tüm askerler tekrardan ana cephe üzerine doğru yerleşecekler abi. Burada hızlandırmalarını sağlayalım. Kalan piyadeleri de bu noktaya sevk et. İngiliz askeri geçiş ver. Beni uğraştırma. Şuradaki Almanları yakala abi sıkıştır. Abi şu Maraşel'in aynen şöyle alabilirsek kafi. Bunlar kim? Mussolini'nin Alman papatı olan Mussolini'nin yeni topraklarıymış. Eyvallah. Afrika'daki o mu hala abi? Evet. Mussolini'nin Libya'daki toprakları devam ediyor.
Ya buralarda herhangi bir şekilde bir asker zaten barındıramaz ki Afrika'daki kaynaklarda da hiçbir şey yapamaz. O yüzden rahatız. Devam edin abi. Nerelerde supply sıkıntısı yaşıyoruz? Tabii ki Basarabia tarafında. Abi normal ona yapacak bir şeyim yok ne yazık ki. Yani çok fazla bir şey yapamam. Evet, Mussolini'nin İtalya'sı da bir kere daha kapitüle edildi. Nasıl olduysa. Buradaki topraklara İngilizler girince Afrika'da onun tekini de devirmeyi başardılar. Abi Sovyet'ten çelik almaya devam ediyorsun. Silah zeki açığımız ne durumda? 5K'ya düşmüş güzel. Ama açığı biraz daha devam edelim ki düşürmeye devam edebilelim. Yani silah basımına devam edelim ki açığımızı kapatabilelim. Abi tanklarımız bir devam etsin bakalım yollarını bulabilecekler mi? Yani piyadeyi ittirebilirler diye umut ediyorum ama. Bratislava tarafına gir. Oradan Viyana tarafına doğru bir git bakalım. Almanın da bir ufak canını sıkmaya başlarsak bir daha sıkıntı kalmaz. Abi %37 ile hala savaş skorunun en yüksek oranı bizde olduğu için de rahat rahat ilerleyiş devam edebiliyor. Abi Alman'ın piyadesi o kadar fazla ki yani bitmiyor abi adam. Her tarafta Alman, her tarafta Alman. Başka biri yok zaten. Yani gerçekten cepheleri tutan sadece Almanlar. Şu noktaya bir yürü bakalım. Yani şurada güzel bir paket var. Eğer Almanları burada paket altına alabilirsek burası iş çıkarır. Yani burada İngiliz'in toprağıyla biraz uğraşacağız. İngiliz'e puan kazandırabilir bu yaptığımız durum ama. Bakalım. Hala bir Normandiya çıkartması falan gelmedi İngilizlerden. Bakalım oradan nasıl bir şey çıkacak ya da çıkacak mı bir yandan hala gözüm orada. Decisions olarak alabileceğimiz bir şey var mı? Yani Romanya üzerine doğru sağlam bir şekilde oynama söz konusu abi bizde de. Bakalım Romanya'yı toplayabilecek miyiz yoksa sonunda tek faşist olarak dünyada tek devlet haline getirebilecek miyiz? Yani faşist haline getirirsem ben sonrasında onu yerim. Baya baya yerim abi. Kimse de ses çıkaramaz da. Bakalım neler olacak. Alman topraklarına an itibariyle girdik. Alman topraklarına girmemizde ufak ufak surrender limitleri düşmeye başladı. Abi şuralara ilerle. Bitir yani şuraları haydi. Sovyetler de biraz ilerlemeye başlarlarsa inşallah oradan da bir şey çıkarırız. Sovyet'e ateşe atamıyorum şu anda ne yazık ki command power olmadığı için. Command power gelsin duruma göre belki ona da ateşe atabilirim. Sadece cephedeki durumu görebilmek adına. Yoksa öyle şeye falan ihtiyacım yok da. Abi şu tankı biraz kısabilir miyiz ya? Şu tankın yerini yurdunu biraz kısalım. Tank biraz fazla geziyor çünkü. Yani 6 tane tank var zaten bütün ana hattı resmen tankın üstüne yığmaya çalışıyoruz. Bu hoş bir şey olmuyor yani. Şuradaki kalan bu 24'lüğü de bir buradan çek abi yeter bunu buradan ayır. Adam bir 24'lük bütün ana hattı yarmaya çalışıyor. Onun yerine onu da buraya Alman cephesine sevk et. Yani silah falan olsa elimizde elimizdeki silahları yeni bir 24'lük daha basmaya çalışacağım. Çünkü elimde hala da manpower söz konusu. O manpower'ın rahatlığıyla yeniden bir 24'lük de basıp takviye edebilirim de. Bakalım neler olacak. Abi 4,5 milyon neredeyse Alman asker kaybetmiş. 1,5 milyonunu biz kesmişiz. Sovyetlerde 1,3 milyon adam kesmiş. Biz 1,3 milyon adam kaybetmişiz. Bunun büyük kısmını Almanlara kaybetmiş 850 bin. Yani tabii ki çok fazla asker kaybettik ama kaybettiğimizin çok daha fazlasını kesmeyi başardık anlamına geliyor bu skorlar. Abi şu noktada bir ufak ilerlemeye çalışsak bu kimin toprağı bizim toprak abi niye burada line bölündü paramparça oldu. Burada İtalyanlar geziyor Macar'ın bir toprak kısmı burası. Sen şunu bir tut. Şunu şöyle bir getir bakalım orayı bir aç. Buralar bizim topraklar. Buralar Sovyet'in toprakları. O yüzden orada da ilerleyişe devam edebilirim. Şu Macar'ı eğer bir devirebilirsem sorun kalmayacak. Şurayı bir aç bakalım. Şu İtalyan'ı bir durdur abi. O İtalyan'ı oradan al. Oradaki hattı biraz daha genişletelim. Yani dediğim gibi tanklar baya baya ilerleyişe devam ediyorlar. Tankların ilerleyişiyle biz buradan her türlü iş çıkarırız abi.
Bratislava tarafına doğru tankın bir kısmı buradan ilerlemeye devam etsin. Burayı bir ufak kapatıyorsun abi. Gras tarafındaki piyade zaten geri çekiliyor. İçi boş olduğu için oradan da rahat ilerleyecektir. Hocam şurayı da bir kapat. Burası da güzel bir pakata dönsün diyeceğim de burası açık olduğu için paket sayılmayacak ne yazık ki. Şuradaki Alman'ı ittirmeye devam ediyorsun. Şu ara açıldıysa burayı açıyorsun abi. Oradaki hattan biraz daha ilerleyişe devam edin. Şuraya bir devam et bakalım. Burayı bir ufak yani kapatsak paket sayılmasa bile kapattığımız kar. Oradan kaçırmadan Alman'ın bir kısmını tutabilirsek burada da güzel bir paketle imha edebiliriz bu sayede. Abi Railway Gun'a sen onu bana verirsin ya. Dur bakalım. Bunu ben kaçırmadan yakalayabilirsem o güzel iş yapar. Ama kaçtı. Viyana'ya kaçtı. Oradan Bratislava tarafına doğru kaçıyor. Kaçırdık yapacak bir şey yok. Ya Railway Gun'ı ben oradan onu alırdım da. Yapacak bir şey yok. Kullanacağız bir şekilde. Abi sen şu şey tarafına doğru bir ufak yürüyeceksin de bu hat bayağı sağlam genişliyor abi. O hoş bir şey değil yani. Bazı bölgelerde askeri sayımızda eksiklikler söz konusu bu. Bizim canımızı yakar. Çok güzel. Abi o şeyi bana versene sen. Ver şu Railway Gun'ı sen onu bana vereceksin. Yapacak bir şeyin yok. İmha olmasın o benim kontrolüme geçsin abi. Sovyetlerin değil ama benim. Sovyet senden önce ben gideyim abi oraya ya. Arkadaş Railway Gun'da kaptırdık. Dışarıya claimler gelmeye devam ediyor. Abi sen tanksın. Buralardan yürü bakayım sen hızlan bir. Viyana tarafına doğru eyvallah. Bir yandan ilerleyeceğim. Bratislava tarafına doğru ilerleyeceğim eyvallah da. Şu Alman'ın iç kısımlarına doğru bir ufak ilerlemeye başlayayım bakalım. Alman'ın gördüğüm kadarıyla çok fazla bir askeri yok. Bratislava zaten an itibariyle düştü sayarım kendimi de. Viyana'da düştü abi. Çok güzel. Viyana'nın düşmesi Alman için çok büyük bir sıkıntı. Ama bu sıkıntıdan da alnımızın akıyla çıkmayı başardık abi an itibariyle. Abi o tarafa değil. Buradan İtalya'nın üstüne doğru yürümeye çalış bakalım. Bratislava zaten düştü. Bratislava'nın düşmesiyle beraber zaten Slovakya'da düşecektir diye umut ediyorum ama gördüğüm kadarıyla düşmede inatçı bayağı arkadaş. Vay arkadaş Bulgar burada yaşıyor ya lan. Adama bak. Bulgar'ın burada yaşaması kadar herhalde başka bir değişik bir tecrübe yoktur bizim için. Devam et abi. Şu arayı bir kes. Şuradaki Almanları bir tut. Burayı ilerletmeye devam. Hocam şu tankları buradan ilerlet artık hadi ya. Açıyorsun orayı hadi. Dağdan geçişler yok eyvallah da. Şunu tut. Oradan kayamazsın ki burası da ve artık girelim. Viyana an itibariyle bizim kontrolümüzde abi. Viyana kapılarını tekrardan kazandık ve bu sayede %90 sönandırılmasına kadar düşürmeyi başardık Alman'ı. Bir yandan da Alman'a Normandiya çıkartmaları an itibariyle geliyor. Çıkartmalarla birlikte eğer onlardan öncesinde biz gidebilirsek %40 %45 savaş katkısıyla çok güzel topraklar alabiliriz. En azından İtalya'nın büyük bir kısmını alabiliriz abi. Ne yani Alman toprakları bize çok uzak. Alman topraklarını aldırtmazlar bize de. Ama İtalyan topraklarını rahatlıklı bir şekilde alabilmem lazım. Evet, bakalım şimdi garantileri mevzularını alabiliyor muyuz? Bir bakalım neler olacak. Şimdi hocam zaten bu taraflardan falan gidemiyoruz. Onun için Balkanlarla falan piste olmam gerekiyor. Peki şimdi falan olmayacak. Sadapak paktını genişletebiliyormuşuz. Sovyetler bile üzerine oradan devam edebiliyormuşuz. Ne veriyor abi bana? Öyle çok iyi bir şey vermiyor Sovyetlerle öyle bir anlaşma. Bizi zarara sokuyor aksine. Menderes demokrasisine gidersek İngilizlerle falan anlaşabiliyormuşuz. O da biraz sıkıntı. Yok ama buradan gittiğim takdirde İngilizlerle yine anlaşabiliyorum. İngilizlerden garanti de alabiliyorum galiba. Irak ambargoları falan söz konusu. Buralardan militerler falan alınabilir. Yani Almanlarla zaten İşi öldürdüğüm için Almanlarla İtalyanlarla bu tarafa gitmek şu an ne kadar mantıklı tartışılır. Batum zaten benim kontrolümde abi. Batum'a falan verdiğin her şey de bana gelecek. Sovyet tank fabrikalarını falan alabiliriz. Yani Sadapak paktını genişleterek buradan Araplarla işi genişletmek ne kadar mantıklı?
Suriye claimleri falan zaten önemli değil. Claimler bizim elimizde. Mısır'ı falan alabiliyormuş. Şu kalsın abi. Teknoloji Birliği kurulacak. En sonunda İngilizlere savaş sebebi kazanılacakmış. Yani bunun da şu anlık artık bir gereği kalmadı. Taraftan zaten Sadapak Paktı'ndan gitsek bile çok bir şey çıkmaz. Zaten buradan Almanlaşma yolunu an itibariyle kapattık. Almanları devirmek üzere olduğumuz için. Ver abi buna gidelim o zaman. Buradan İngilizlerin yoluna doğru bir ufak ilerlemeye çalışırız. Oradan bir şey çıkartmaya çalışırız kendimize. Bakalım burada nelerimiz var. Yani Romanya ile şu legitimasyon durumları kalsın abi. Şimdilik aciliyeti yok oralarında. Ver sivil fabrika falan ver biraz daha. Yani 300 fabrika olmuş olmamız sivil fabrika kullanmayacağımız anlamına gelmiyor. Ne kadar fazla olursa o kadar yap. Çok güzel. Burada çok güzel paket atılmış. Gerçekten Sovyetler Birliği ile birlikte. Sovyetlerin orduları da gayet iyi gözüküyor abi bir yandan. Burası henüz daha paket değil. Buradan hala da gelmeler gitmeler devam ediyor. O hoş bir şey değil ama yapacak bir şey yok. Bratislava tarafına hala giremedi tanklar. Havadaki durum nedir abi şu anda? Havayı artık bu iç kısımlara doğru aktarmanın zamanı geldi de geçiyor. Bombardıman uçakları artık nanay olduğu için çekiyorsun. Şunları bu noktaya havayı çek. Bunlar zaten bu noktaya gidiyor abi. Sen de bu noktaya böyle gel. İleriden yaklaş. Başka hava kuvvetimiz birikmiş mi abi? Biraz birikmiş. Birikenleri bir ufak kullanalım o zaman. Tamam. Bunları da bu ufak burada kullanmaya çalışırız. Alplerde de havayı yeşillediğimize göre buradan da artık daha rahat bir şekilde ilerleyiş gösterebiliriz ki gördüğünüz gibi daha havayı çeker çekmez Bratislava tarafı hız kazandı bile. Oradan ilerleyişe devam abi. Yani havanın gerçekten çok büyük önemi var. Bu önemi de biz burada baya baya görebiliyoruz. Alman'ın durumu nedir abi şu an? %89 bandında. Normandiya çıkartmaları başarılı olmadı. Çıkartma başarılı olmadığı için de Alman tarafını hala İngiliz bizim tarafımızdan gelmeye çalışıyor. Amerika asker getirdi bizim cephelerimize, bizim orada hattımıza ama İngiliz nedense gelmedi abi. Askeri geçiş aldı. Kendi topraklarını Afrika'sı için askeri geçiş aldı. Ama bu aldığı askeri geçişten bizim üstümüzden asker getirerek buradan ilerlemeye hiç uğraşmıyor. O biraz can sıkıyor açıkçası. Abi oradan gelecek askeri bir iptal et. Oradan asker gelmesini önleyebilirsem buradaki ilerleyişi hızlandırabiliriz. Buradan asker gelmesini önledi takdir burayı rahatlıkla bu şekilde ittirebilmem gerekiyor. Hocam senin durumun ne? Bombardıman. Deniz bombardımanı sadece. Aynen naval bombarmış. Gir abi burada. Orayı bombala işte İtalya'nın donanması falan varsa. Duruma göre bir yokla bakalım. Bunlar zaten İtalyan'dan bize miras kalanlar. İtalyan'dan kalma naval bomburlarla İtalyan'ı bombalayalım. Ne yapalım? Bratislava'nın düşmesi, Slovakya'nın düşmesine yetmedi abi. O bir ufak sıkıntı ama o sıkıntıyı da çözeriz. Dert değil. Silahtaki açık an itibariyle kapanmış üstüne fazlamız bile mevcut şu anda. Bir ufak da artileri konusu söz konusu abi şu anda. Şöyle kalsın da 80'den 70'e düşürmeyeceğim onu. Çelik almaya devam abi. Ve artileri konusu eksiğe girmemesi gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi birlikler 27 bir topçulu. O topçuyu kullanabilmemiz gerekiyor. Abi oradan adam getirtme. O adam oradan gelemediği takdirde ben burayı açarım. Buradan da rahat rahat ilerleyişe devam edebilirim. Ama şurayı almam lazım. Buradan kayamadığım sürece buradan sürekli takviye getiriyor. O da bizim işimizi gerçekten çok fazla bozuyor. Şu birlikler artık bir ilerleyebilse şuraya. 3 yıldır ilerlemeye çalışıyor adam. Bu nasıl bir toprak lan? Hadi abi. Boş toprakta ilerleyemediler ya. Hele şükür. Hele şükür birlikler geldi oraya. Hadi. Aç abi orayı. Evet. Tankların gücü an itibariyle devam ediyor abi. Güzel. Devam devam devam. Yani piyadeler, tanklar. Vurdunu vursun abi. Vurdunu vursun. 3 tane daha tankçı çektim hocam ben sana. O 3 tankçıyı da katıyorsun kendine. Devam ediyorsun. Yani 9 tane tankla ne yapabilirsek kar diyerekten devam ediyoruz.
Hocam havadaki durum nedir? Çekoslovakya tarafında şu an itibariyle hava bizde Alp Legion'da Alman bir ufak çekmiş durumda. Çünkü buradaki ilerleyişin engellenmesi için uğraşıyor. Ama uğraşması dert değil. Biz onu her türlü açarız. Şuradan dar koridordan eğer bir güzel paket atabilirsen burası çok güzel bir iş çıkartırdı. Hocam şu tankı gönder bakayım hızlıca buraya. Gidebilecek mi? Şöyle bir gel bakalım sen de. Şurada 3 tane güzel paket var. Üçlük o güzel paketi eğer yakalayabilirsek bu da bize iş çıkartır. İkiye düştü ama yapacak bir şey yok. Çıkartırız abi. Hocam Slovak tarafına hala daha direnme söz konusu. Slovak gibi düşmedi. Burada başlayan Bulgar, burada Polonya topraklarında devam etmeye çalışıyor haline derdine. Slovakya an itibariyle düştü ama düşmesi tabii hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü zaten Almanlar o noktada vardı. Devam abi. Almanın durum nedir şu andan itibariyle? %89'da hala daha. %38 savaş katkımızla ilerleyişe devam ediyoruz. Normandiya çıkartması zaten başarısızdı. Burada tekrardan bir çıkartma daha deneniyor. Çıkartmayı başarılı hale getirebilirlerse bizim adımıza kar. Alman oraya çünkü mecburiyetten kaynaklı asker çekmek zorunda kalacak. Bu da bizim ilerleyişimizi oldukça fazla rahatlatacaktır. Ama durum tabii ki hala da biraz kritik bir hal içerisinde. Çünkü Fransızların ve İngilizlerin ilerlemesini çok fazla istemiyorum açıkçası. Çünkü onlar ne kadar ilerlerse bizim için işimiz o kadar zorlaşıyor abi. Hadi şuradaki Almanları bitirin artık. Haydi. Yandan sürekli takviye geliyor ama gelen takviyenin organizasyonu zayıf olduğu için de itirebilmesi gerekiyor. Bakalım açabilecek mi? Yani İngiliz motorizeler falan burada. Avustralyalı birlikler burada söz konusu. Hadi abi devam. Buradaki supply ne durumda? Güzel, burada bir supply hub'umuz var. Münih tarafından da bu supply hub'la destek sağlayabiliriz. Abi şuradaki tankı bu noktada bir sevk etmeye çalış bakalım. Kullanmaya çalışalım. Yani Balkanlardaki bu cepheye çok fazla dikkat çekemiyorum abi. Sovyetler Birliği zaten bu taraftan iyi bir ilerleyiş söz konusu. Benim buradaki en büyük hedefim buradan Almanları ittirebilmek ki an itibariyle ittirdik abi. Çok güzel. Buraya birlikler sevk edildiği takdirde buradaki birliklerin ilerleyişini kesinlikle durduramaz. Bu da işimizin çok fazla hızlanmasını sağlar. Hocam seni ofansife alıyorum. Hocam seni de ofansife alıyorum. Sen yardır bakalım, yardırabiliyor musun? Güzel. Amerikalılarla falan buradan biz ilerleyişimizi başlattık. Abi ben sana verdiğim military access'ten vazgeçsem. Sen buradan supply'da getiremezsin ya. Neyse dur bakalım. Yani Amerika'nın zaten savaş katkısı yok. Eğer ki İngiliz savaş katkısını arttırırsa, artmaya başlarsa işte o zaman ona verdiğim buradaki askeri geçişleri iptal eder. Buradaki işimi rahatlatırım abi. Çünkü o çok fazla kazanırsa bizim için tehlikeli. Devam abi. Oradan hızlıca bir şekilde yayılıyorsun. Buradaki supply'ı bu alıyorsun. Ve aldığın supply'la da arkana alaraktan hızlı hızlı ilerleyişe devam ediyorsun. Alman topraklarında ilerlemeye devam. Abi Alman'ın düşmesi hepsinin düşmesi demek. Ama hızlanmamız lazım. Hadi abi. Hadi 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 hadi. Supply'sızlıktan birlikler ne yapacağını şaşırdı. İyice kafayı yediler. Burada artık bir ilerleyebilseler güzel olacaktı. Aylar geçti daha ilerleyecekler adamları. Aç abi burayı, ilerle. Devam. Burada oldukça fazla askeri sayısı mevcut abi. O yüzden ilerleyebilmeleri lazım. Buradan eğer ilerleyemezsek buradaki supply bizi bitirir. Başka bir şey değil. Bizim için tehlikeli. Yunan'ın tamamını bitirsek. Bir de Irak'ı komple bitirebilsek direkt olarak Greater Türkiye'yi kuracağız da şu anda kuramıyoruz ne yazık ki abi. Aynen Yunan, Kıbrıs ve buradaki Kürt topraklarını almak gerekiyor. Hadi abi hadi 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 hadi. Yeni tankların çıkmasına ne kadar var? Daha çok var başında abi. Fabrikalar gelmeye devam ediyor. Gelenlerin hepsiyle askeriye zıvanmaya devam. Asabildiğin kadar askeri bas abi. Bizde eksik ihtiyaç bitmiyor.
Focus geldi. Anti-Sovyet tarafına gidilebilir de. Tito ile ittifaklık söz konusu. Sovyetler Birliği'nin agresyon atılabilirmiş. Yani Sovyetlerin agresyon asıp buradan sivil ve militerleri falan alabilirim de onlara şu an ihtiyacım yok. Onun yerine benim ihtiyacım ne abi? Amerikan ve İngiliz garantisi. Eğer ki verirlerse durum bayağı değişir. Çok farklı bir hal olur. Romanyalı general gitti, tüydü. Şunun şeyini verelim abi. Romanya'nın durumu nasıl? Faşizm tarafı hala yüksek. Demokratliği biraz yükseltmeye çalışıyoruz ama elimizden gelen yok. Onunla alakalı dur bakalım başka neyimiz var? Gelenimiz gidenimiz var mı bir bakalım. Romanya ile alakalı şeyler bitmiş. Yani Romanya ile alakalı şu an başka bir şey yapamıyoruz. Onlar kaldı. Alt cephedeki ilerleyiş başlamış abi. Bu güzel bir haber işte. Bunlar bir de çıkartmayı atabilseydi daha da iyi olacaktı da. Bombardıman bayağı güçlü herhalde. Aynen İngilizler gemi bile çıkaramamışlar abi. 80 gemi var zaten. Yani hem Amerikalıların hem İngilizlerin o kadar fazla gemileri olmasına rağmen sadece 80 parçalık bir donanma ile çıkmaya çalışıyorlar. Abi şu tankları da şu dağlardan çek. Alman düzlüklerine sür yürüt ya. Onların orada ne işi var? Hadi abi hadi devam devam devam. Aç burayı artık hadi. Şu Almanları tut buradan. Yani çıkartmayı hala atamadılar. O yüzden bizim ilerleyişimiz eyvallah güzel. Ama İngiliz işte topraktan puan kazanmaya başladı. Bu hoş bir şey değil İngiliz. Ben sana verdiğim military access'ten vazgeçsem. Sen burada zaten herhangi bir şeyde puanın yok da. Filipinler kapitüle edildi. Bir de Japon gibi bir belamız var. Allah'tan ben Japon'da savaş içerisinde değilim. O yüzden rahatım abi de. Tabi hala dert yani. Derdimiz bitmiyor. Alman buradaki askerleri de hala çekmeme konusunda niyetli. Abi Berlin'e doğru rush. Yani tüm birliklere de ofansif verebilirim aslına bakarsanız da o kadar da değil abi. Şu an artilleri konusunda bir ufak sıkıntım söz konusu. Silah zeki açık kapatıldı eyvallah. Ama biraz daha böyle devam ederse tekrardan başlayabilir. Hadi abi hadi şu tanklar biraz iş yapsın hadi ya. Yani artık bu işi bitirmem gerekiyor. Bakalım nasıl olacak? Bitirebilecek miyiz? Bitiremeyecek miyiz? Bunları göreceğiz. %88'de bir Alman söz konusu. Evet sevgili arkadaşlar, bir ufak kesiyorum sizleri çok fazla sıkmamak adına. Biraz devam edeyim. Sonrasında tekrardan birlikte olacağız. Evet, ufak bir kesintinin ardından tekrardan birlikteyiz. Gördüğünüz gibi an itibariyle abi Berlin'in kapı önlerindeyim. Berlin'e girdiğimiz takdirde direkt olarak Alman'ın büyük anlamda bir fişi çekilmiş olacak. Şu an %68 bandında. %68 bandında olması çok uzun süre olmayacak. Sovyetler Birliği bu taraflardan çıkartmalar falan attı. Bayağı anlamda gücünü kesti ama yeterince değil tabii ki hala daha. Berlin tarafına doğru tanklar full ofansif olduğu için çok hızlı bir rush attılar. Bu aradaki şeyi kapatabilmek için de piyade buradan sürekli o noktaya sevk edilmeye çalışılıyor. Bu da bizim cephe ilerleyişimizin bazı noktalarda sıkıntıya düşmesine sebep oldu. Ama dert değil abi, her türlü şekilde hallederiz. Yani bir yandan aslına bakarsanız Almanlar da bizimle beraber bu noktalardan Berlin tarafına doğru hızlıca asker çekmek zorunda kaldıkları için onların da her türlü cephesi şu an tarumar olmuş durumda. Motorizeyi bu noktadan rahatlatıyorsun, kaçırıyorsun abi. Tanklarla ilerlemeye devam. Şurada güzel bir paketimiz söz konusu. Eğer buradaki paketi atabilirsek bu da bizim işimizi bayağı rahatlatacaktır. Şuradaki saldırıyı karşı çapraz ateşle ilerletelim. Abi sen Berlin'in şuradan yandan ilerlemeye çalış bakalım ilerleyebilecek misin? Bu arada yeni tankımıza geçiş yaptık. Şöyle bir tasarım yapıldı. Yani 20 production abi olduğu kadar bir tank yani. Bir şekil yapmaya çalıştım açıkçası. Yani bu şekil çare bulmaya çalıştım. Anti tankı aslına bakarsanız hiç geliştirmedim ne yazık ki. Anti tankı eğer geliştirmiş olsaydım
Muhtemelen sorun çözülecekti ama antitankı geliştirmeyi bazen unutabiliyorum ne yazık ki. Ondan kaynaklı bazı sorunlar, sıkıntılar söz konusu. Silahsa tekrardan bir açığımız söz konusuymuş galiba. Yok, güzel. 18K fazlamız var. Art ilerideki açık var ama kapatılacaktır. Bir yandan çelikteki açığımızı Sovyetlerden almaya devam. 36 fabrikalık çelik alıyorum abi adamlardan. Yani bu kadarı fazla değil. Baya ekstrem bir olay bu şu an. Piyade ile bu noktalardan ilerleyişe devam ediyorsun. Buradaki paket an itibariyle kapatıldı ve oradan da o Railway Gun'ı artık istiyorum abi. Yani birini alamadık, ikisini alamadık, üçünü, beşini alamadık, yeter. Kaç tanesi kaçtı cepheden, bu nedir ya? Şu piyadeyi tut abi. Oradaki piyadeden de biraz daha ilerleyişe devam. Yani Alman'a ne kadar zarar verebilirsem, ne kadar eksiltebilirsem puan olarak bitmesine o kadar yakın olurum abi. Tabi full olarak line atakta olduğumuz için ve gerçekten çok ağır bir line atakta olduğumuz için de manpower'ın dibine sıyırmış durumdayız şu anda. Berlin'in sağını, solunu, önünü, arkasını, her yerini açın abi. Berlin'e kaç cepheden saldırı yapabilirsem kar. Bizden önce dediğim gibi İngilizler ya da Sovyetlerin girmesini önlediğim takdirde zaten bir sorun sıkıntı kalmayacak. Dediğim gibi zaten %39 şu andaki savaş katkımızda Berlin'e girmemizle beraber daha da artacaktır. Ama girebilmek bizim için ne kadar mümkün? Tabii ki o biraz tartışılır bir konuya geldi az çok. Bakalım neler duruyor, neler devam ediyor abi. Sovyetler bu taraftan ilerleyişe devam etmeye çalışsa da çok fazla umurunda değilmiş gibi bir sıkıntı var bir yandan. Abi sen Frankfurt, Dortmund o taraflara doğru bir ilerle bakalım. Aç bu noktayı ya. Amsterdam, Rotterdam tarafına doğru git gerekirse. Yani bir tane piyadeyi gerekirse feda edeceğim abi, nedir yani. Şu Fransızların kurtulmasını sağlayalım bir ufak. Berlin tarafına öyle kolay kolay gidilmez tabii ki abi. Berlin öyle kolay bir cephe değil. Yani zaten gördüğünüz gibi uçak konusunda ağır bir sıkıntı yaşanıyor. Çekoslovak tarafına doğru uçaklar sevk edildi. Buradan Berlin tarafı kullanılıyor ama o kadar da kolay kullanılmıyor tabii ki ne yazık ki. Abi iki taraftan bir yarın bakalım Alman'ın Frankfurt'unu falan alın abi elinden. Hamburg tarafına doğru falan da gitme denenebilir. %61 surrender limit içerisinde şu anda. Tanklarımın içi biraz fazla boş. Bu beni bir ufak düşündürüyor. İngilizlerle anlaşmayı imzaladık ve an itibariyle gördüğünüz gibi İngiliz garantisi söz konusu abi. Geldi elimize. Motorize alınabilir. Research Speed alınabilir. Gerek yok. Irak'ta falan aramızı bozmaya değmez abi şu an. Zaten Irak bizim papatımız olduğu için ambargo atsak ne atmasak ne bir şey anlam ifade etmiyor. Evet, sonunda da bu şeyi de paket altına almayı başarmışız. Ona da birazdan kendi kontrolümüze katabiliriz diye umut ediyorum. Abi Fransız topraklarına doğru bir yandan ilerlemeye devam edelim. Free France'ın tekrardan canlanmasını sağlayabiliriz bu sayede. Tabii şöyle bir sıkıntı var. Gördüğünüz gibi ne yazık ki İngiliz toprakları ilerlemiş gibi oluyor. Çünkü orada bir tık Amerikalılar ilerledikleri için maalesef ki o Amerikalıların ilerleyişi İngilizlere yazıyor abi. Yani bizim için dert değil. Berlin tarafına da onlar girmiş olsaydı o zaman çıldırırdım işte de Berlin'e nebze yani Berlin konusunda biz rahat olduğumuz için o yüzden sıkıntı çıkmadı. Abi şu askeri alım politikasını %20'ye çekelim. Training time falan umurumda değil. Bana biraz manpower ver yoksa gerçekten ölüyorum abi an itibariyle. Almanlar bu cephelerde de yığınla asker tutmaya devam ediyorlar ama bu tuttukları askerler onları kurtarmaya yetmeyecek abi. Bakalım Alman'ın yaramadığı Alsasuarını biz Alman'ın üstünden yarabilecek miyiz? Rafinerileri falan getir abi. Petrolden yana sıkıntımız yok eyvallah da. Araçtan boş gitmesin. Magdeburg tarafına doğru ilerlemeye devam edebiliriz. Sovyetler bile bu taraftan geri itildi gibi duruyor ama bakalım. Hatta Sovyet'e de bir ateşe atayım da Sovyetlerin de durumunu bir göreyim. Abi senin bu kadar askerim olacak. Alman bu kadar zayıf olacak. Ben buradan yardıra yardıra giderim ya. Yürüsene Sovyet. Frankfurt tarafına ne yazık ki giremedi birlikler abi. Oradan sağlam bir anda direniş çıktı. Fransız topraklarına doğru da ne yazık ki ilerleyiş devam edemiyor. Edemiyor şu anda ne yazık ki. Şu nehir arkasına eğer geçebilirsek rahatlarız abi. Hocam bırak orayı. Şöyle yana git. Şurayı bir paket altına alabilirsen burada da güzel bir 3-5 birlik Alman piyadesi var. Onlar da iş yapar yani. Bordeaux tarafına falan çıkmaya çalışıyor. Şili falan çıkmaya çalışıyor. Güzel. Konvoy raiding falan atıyorlarmış. Güzel abi. Bizim ittifaklıklar da bir ufak iş yapıyor ya. Güzel. Hocam şu boşluklardan ilerlemeye devam et. Sanklar manklar bir ufak iş yapsın bakalım.
Bizim piyadenin içi boşalmaya başladı. Bu tehlikeli bir durum. Manpower Nana'ya doğru gidiyor demek oluyor. Bu hoş bir şey değil. Allah abi, o taraf artık olsa da olur, olmasa da olur. Hiç umurumda değil yani. Şunun ofansifini bu noktaya sevk edeyim ben. Bunun piyadesi bu noktaya kaysın. Yoksa zaten buradaki yetmeyen piyade daha da fazla zora sokmaya devam ediyor bizi. Bu hoş bir şey değil abi. Hocam sen şuraya geçiyorsun. Sen şunu tutuyorsun ki oradan düz ilerlemeye devam edecek diğer birlik. Frankfurt'a gireydik. İyiydi. Oraya giremedik. Yapacak bir şey yok. Şuna bir pas geç bakalım. Şu Nancy tarafına doğru bir ufak ilerlemeye devam et. Buradaki Almanlar bu noktaya geri dönmesin. Nehir arkasında nasıl olsa biz hazır geçmişiz abi Alsasuarene. Ve kaldı ki ittifak da olmadığım için ben Fransızlarla topraklar İngilizce yazıyor. Evet. Normalde şartlarda bize yazması gereken topraklar İngilizlere yazıyor abi. Çünkü orada şuradaki küçücük toprakta bir Amerika kaldığı için İtalyan düştüğünde ve o toprak İngiliz'in adına kaldığı için hala İngiliz'in topraklarını büyütmeye devam ediyorum. Sovyet bir ufak yürüsen mi artık ya? Hadi. Yani arayı kapattım abi. Bir şey yok. Önün boş. Cidden boş. Varşova tarafına doğru ilerleyebilirsin. Burada benim sınırlarımda asker tutmana gerek yok. İlla nanagresyon mu atayım sana? Al. Çık git. Çek askerlerini buradan. Kafkas sınırında bile yığınla asker tutuyor adam ya. Belçika'da gelmiş. Burada liman tutuyor adam. Aynen kanka. Aynen. Senin ülke yok. Sen gel, ben de Karadeniz limanlarını Sovyet çıkarsa falan diye yani. Aman Allah muhafaza. Çok önemli. Doğru söylüyorum. Alman'dan agresyon paktı. Bypass oldu bu arada. Tamam, buradaki Almanlar imha almaya devam. İlerlememize rağmen ama Fransız tekrardan ortaya dirilmiyor. Yani İngiliz'in topraklarını biz ele geçirdiğimiz için Fransız değil İngiliz'e kaldı bütün topraklar. Bizim savaş katkımız an itibariyle %40 abi. Bizden başka da yakında yakınımızda ötemizde herhangi bir şekilde bir puan olmadığı için de rahat rahat ilerleyişe devam edebiliyorum. Silahtaki açık dolmaya devam ediyorsa abi, o zaman ben silahı bir 20 fabrika kadar düşüreyim. Artilleriye bir 20 fabrika kadar vereyim. Tanktaki açığı da şöyle bir şey yaparsak onu biraz rahatlatabiliriz. Silah verdiğimiz çeliği de biraz azaltırsak en azından biraz da fabrika bizim elimize kalmış olur. Abi sen Visi tarafına doğru, sınıra doğru ilerlemeye çalış bakalım. Devam et. %56'da şu anda. %56'da ise çok fazla bir şey kalmamıştır. Ama bunu bir sonraki bölümde yapacağız arkadaşlar. Kusuruma bakmayın ne yazık ki. Bölümleri çok fazla uzun yapmak istemediğim için lütfen kusuruma bakmayın. Burada ufaktan bölümün sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.